yaratmadı. Beklendiği gibi yaşanan enflasyonu yine gizledi. İktidarın belirlediği enflasyon oranını onaylayan noter görevini yerine getirmekten zerre kadar sıkıldığını açıkladı. Açıkladığı enflasyonla belirlenmişti. O nedenledir ki enflasyona esas teşkil eden sepeti, bu sepetteki ürünlerin ağırlığını ve fiyatlarını açıklamıyor. Yargı kararlarını açıklamıyor. Eğer yaşanan enflasyonu açıklasa hiç tereddütsüz TÜİK yönetimi ikinci ayını göremeyecektir. Bu Mehmet Şimşek'in açıklamalarını emir telakki eden TÜİK artık bu suçu işlemekten vazgeçmelidir. Sizin düşük gösterdiğiniz enflasyon 16 milyonu aşkın emeklinin, 25 milyonu aşkın çalışanların, milyonlarca kayıt dışı çalışan yoksulun daha az maaş almasının nedenidir. Enflasyon düşük gösterilerek iktidar kendine pay çıkarıp başarı naralarıyla siyasi olarak devamlılığını sağlamaya çalışıyor. Halk kandırılıyor. Resmen enflasyon hesaplamasında hile yapılıyor. Süt içemeyen çocuğun, aç kalan emeklilerin, parasız nedeniyle üniversiteyi bırakmak zorunda kalan gençlerimizin, kirasını ödeyemeyen emekçilerin, maddi imkansızlıktan dolayı parçalanan ailelerin, özetle milyonların ahı, günahı, hakkı boynunuzdadır. Zorba değil, emekçiye bütçe. Mevcut hükümet kendisini iktidara getiren ve bugüne kadar iktidarda kalmasını sağlayan uluslararası sermaye ve onun gölgesinde büyüyen yerli sermayenin varlık sebebi olan neoliberal politikaları tavizsiz uygulamaktadır. Bundan sonraki süreçlerde de bu politikaları uygulamaya devam edeceğini orta vadeli programda ilan etmiş bulunmaktadır. Uluslararası ve yerli sermayenin talepleri doğrultusunda toplumun ortak kazanımı olan ve ülkenin kalkınmasında mihenk taşı görevi yapan kuruluşlar, çerez fiyatına elden çıkarılarak bahsi geçen sermaye gruplarına servet olarak aktarılmıştır. Bu yetmezmiş gibi ülkemizde yaşanacak deprem riskine karşı kentlerimizin imarı için toplanan deprem vergilerini bile yasaya aykırı bir biçimde yola, köprüye, havalimanlarına harcamaktan geri durmamışlardır. İktidarın sermaye yanlısı ve emekçi düşmanı bu politikaları toplumun çoğunluğunu oluşturan biz kamu emekçileri, kamu emeklileri, asgari ücretliler için bitmeyen bir kabus olmaya devam etmektedir. Bu iktidarın sürekli kötülediği eski Türkiye'de ortalama bir kamu emekçisi aldığı maaşla 24 tane çeyrek altın, kamudan emekli birinin aldığı maaşla 20 adet çeyrek altın alabiliyorken 2024 Ağustos'ta ise bir kamu emekçisi aldığı maaşla yaklaşık 9 çeyrek, kamudan emekli olan biri ise yaklaşık 4 çeyrek alabiliyorken asgari ücret alan bir emekçi ancak 4 çeyrek alabilmektedir. 2003 yılında en düşük emekli maaşı asgari ücretin %47'sinden daha fazla iken bugün ise 12.500 TL olan en düşük emekli maaşı asgari ücretin %36'sı bile değildir. İnsanca yaşamak istiyoruz. Yeni Türkiye'de hem biz kamu emekçileri, hem kamudan emekli olan emekliler, hem de asgari ücret alan emekçiler o gün elde ettiğimiz gelirlerin çok çok altında bir gelirle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Süreçlerde de bu politikaları uygulamaya devam edeceğini orta vadeli programda ilan etmiş bulunmaktadır. Uluslararası ve yerli sermayenin talepleri doğrultusunda toplumun orta kazanımı olan ve bahsi geçen sermaye gruplarına servet olarak aktarılmıştır. Bu yetmezmiş gibi bizlerden toplanan vergiler teşvik adı altında para babalarına aktarıldığı gibi ülkemizde yaşanacak deprem riskine karşı kentlerimizin imarı için topladığımız deprem vergilerini bile yasağa aykırı bir biçimde yola, köprüye, hava
limanına harcamakta geri durmamıştır. Yandaşa değil emekçiye bütçe. Yandaşa değil emekçiye bütçe.